beyler, birbirinden lezzetli yemek tarifleri öğrenmek için 360 ekranlarına hoş geldiniz. Ben Tuğba Akıncı, yeni nesil yayıncılığın adresinde Yemek Bahane ile sizlerleyiz efendim. Biliyorsunuz ki buraya her gün birbirinden başarılı şeflerimiz geliyor. Sizler için çok güzel yemekler yapıyorlar ve tariflerini de sizlerle paylaşıyoruz efendim. Ben Yemek Bahane TV 360 Instagram sayfamızdan bahsedeyim dilerseniz sizlere. Programın sonunda burada yapılan tüm yemeklerin fotoğrafları ve tam liste malzemeleri sizlerle paylaşılıyor. Ben kaçırdım Tuğba'cığım, yetişemedim derseniz oradan takip edebilirsiniz efendim. Sizlere izlemek düşüyor, tarifleri birebir almak düşüyor efendim. Bendeniz de Tuğba Akıncı TV Instagram'da takip ederseniz tüm yorum ve görüşlerinizi oradan alıyor olacağım efendim. Hiç vakit kaybetmeyelim. Biz buraya iki başarılı şefimizi davet edelim. Bugün baba oğul geliyorlar. Daha önce konuk etmiştik ama bugün işler değişti. Baba oğul birlikte burada oluyorlar. Ali Demir ve Serdar Demir geliyor efendim, alkışlarınızla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız şefim? Sağ olun Tuba Hanım, merhaba, siz nasılsınız? Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, çok şükür. Sizi sormalı. Bizler de iyiyiz efendim. Bugün bir değişiklik bugün yaptınız. Evet, bir sürpriz yapalım dedik. Baba oğul şef geldi. Sürpriz oldu. Daha önce siz gelmiştiniz zaten, evet, sizleri konuk etmiştik. Dediniz ki ben bugün oğlumla geliyorum. Şöyle bir baba oğul sizlere yemek yapalım. Bir baba oğul düellosu olsun dediler. Tekrardan hoş geldiniz. Nasıl buldun mutfaklarımızı? Çok beğendim yani, güzel. İyi bir atmosfer var. Güzel. Evet. Bugün Mardin'in iki kıymetli insanını ağırlamaktan, evet, bizler de mutluluk duyuyoruz. Efendim, 45 dakika süremiz var. Bu süre içerisinde maydanoz, tereyağı ve domatesi kullanarak ne tür yemekler yapabiliriz? Şöyle güzel bir, mesela domatesi kullanarak bir Hint tavuğu yapabiliriz. Güzel Hint tavuğu. Baharatlı. Aa, Hint mutfağı hiç yapılmadı daha önce bizde. Evet, hem de metabolizmayı hızlandıracak bir şekilde. Güzel. İçindeki baharatlardan dolayı, hı hı, güzel bir şeyler yapabiliriz. Ben de bu domates var, tereyağımız var, maydanozumuz var. Hı hı. Elimizdeki malzemelerden yola çıkarak ne yapabiliriz? Tabii tereyağı bir yemeklerimizde olmazsa olmazlarımızdan. Evet, bugün editörümüz çok zorlamamış sizleri. Vallahi herhalde bize torpil geçmiş. Torpil geçmiş. Teşekkür ediyorum. Evet, kendisi Antepli ama Mardin'e torpil geçmiş bugün. Hemşeri kıyağı geçmiştir. Evet. Biz de onun için güzel Mardin yemekleri yapacağım bugün dışarı. Domatesden tabii ki yemeklerimize koyacağız. Bugün bizim iki tane yemeğimiz olacak. Hı hı. Onun hani tereyağımızı, maydanozumuzu, hepsini kullanabileceğiniz, evet, yemeklerimiz olacak. Bir Mardin, iki tane Mardin yemeğini kullanacağız. Güzel. O zaman şefim, sizi markete gönderelim sepetimizle, tamam, beraber. Biz de Serdar'la biraz burada sohbet edelim. Serdar diyorum, alalım, çünkü muhtemelen ben senden büyüğüm. Evet, kaç yaşındasın? 22 yaşına gireceğim. Oo, bayağı büyük. 2 ay sonra. Ne güzel. 22 yaşında şef gömleğinle bizlerlesin. Ne zamandır yemek yapıyorsun? Aslında benim babam hem usta hem babam oluyor. 12 yaşından beridir onun sayesinde öğrendim. Hani çıraklıktan geldim, bulaşık yıkadım, temizlik yaptım, zaten öyle yetiştim. Evet, her gelen şefimiz, her gelen konuğumuz aynı şeyi söylüyor. Bu şekilde başarıya ulaşıyorsunuz, evet, değil mi? Bunları yapmasam başarıya ulaşacağımı inanmıyorum zaten. Birden hani bir yere gelinmiyor. Çabaladım, uğraştım, öğrendim. Hani babam sayesinde bayağı hani mesleği sevdim. Onun sayesinde işte bu oralara geldim. Ne güzel. İyi ki geldin. Hoş geldin. Bizler de bugün seni konuk edeceğiz. Hint mutfağı yapacaksın bizlerle bugün. Çok merakla bekliyoruz açıkçası. Evet. İlk defa burada Hint mutfağı yapılacak. İlk defa tadacağız bizler de. Hint mutfağında genellikle bol baharat, tabii, var değil mi? Evet. Şöyle, Hintliler zaten görürsünüz sürekli hani yemeklere baharat, acı atmalarının sebebi hem sıcak tutmaları olur hem de metabolizmayı hızlandırması. Geldiniz mi şefim? Kanseri, evet, önlemesi. Sizi böyle alayım. Evet. Kanseri önlemesi, öyle sağlık açısından bile sürekli hareketli, evet, insanlar. Onlara hem sağlık oluyor hem de hani protein amaçlı. Doğru. Tavuk yiyorlar sürekli. O zaman onları mutfakta konuşalım. Senin, tamam, de sepetini alıp marketimize gönderelim. Tabii. Bakalım ihtiyacın olan şeyleri oradan ne kadar zamanda alıp geleceksin, evet, değil mi şefim? Evet, biz ihtiyacımız olan... Neler aldınız? Önce... Şöyle sepetimizi alalım bir bakalım. Evet, bugün dediğim gibi çok güzel yemekler yapacağız. Soğan, olmazsa, evet, olmaz. Evet. İnik arpacık soğanlarımızı aldık. Evet. Kırmızı soğanlarımızı, özellikle ben yemeklerimizde geçsin hep kırmızı soğan kullanmaya çalışıyorum.
hem aroması hem lezzeti daha yüksek bir soğan. Evet. Ben şu taze kişniş aldım. Kişniş özellikle şu an kış mevsimine giriyoruz. Bağışık sistemi için birebir olan ve hastalıkları önleyen bir yeşilliktir. Ben tüm izleyicimizden şundan rica ediyorum, salatalığında yemeklerine muhakkak kişniş kullansınlar. Güzel. Önemli bir yeşilliktir bizim için. Geldi mi Serdar'cığım? Evet. Hoş geldin. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Hanımlar, beyler, hiçbir yere ayrılmayın. Saniyeler sonra mutfaklarda şeflerimizle birlikte olacağız. Hadi başlayalım. Efendim, şeflerimiz bu güzel mutfaklarda yerlerini aldılar. Bir yanda Ali şefim, diğer yanda Serdar şefim, baba oğul karşılıklı yemek yapacaklar. Ama önce dilerseniz her zaman olduğu gibi geleneğimizi bozmayan bir sanal markete gidelim. Bakalım nasıl bir malzeme gelecek. Hadi bakalım. İnşallah çok böyle yemeğinizi bozmayacak bir malzeme gelir. Geliyor. Börülce. Evet. Hiç beklemediğiniz bir yerden geldik. Börülce. Ne diyorsunuz? Serdar'cığım, bence ne düşünüyorsun? Bence farklı bir şeyler olabilir yani, karışım tarzında börülce. Ne olabilir Hint mutfağında börülce? Biz ne yapacaktık? Ben Hint tavuğuyla Hint tavuğu Hint ve pilavı yapacağım. Hint pilavı. Börülce nerede kullanılabilir bunlar? Pilavın içine artık atabilirim. Biraz ilginç olacak ama. İlginç bir çalışma. Evet. Hintliler diyecek, böyle bir yemeğimiz yok bizim diyecekler. Evet, şef, evet. Mardin mutfağında bugün ne yapacaktınız bizlere? Yani Mardin mutfağında Mardin en ünlü yemeklerinden bir tanesi Firkiye yemeği yapacaktık. Ve haşu pilavı yapacağım. Haşu pilavı. Ama işte belki Mardin'e bana atacak ama Firkiye'nin içine koysa, ama belki biraz haşu pilavın içine koyacağız. Olabilir şefim, biraz koyacağız. Da olsa kullanırız. Biraz sürpriz bir yol, daha güzel oldu. Farklı bir şey bekliyor ama, ama çok uğradık. Bir kez daha gideceğiz son olarak, evet. İlerleyen dakikalarda. Umarım orada telafi ederiz. Bence hiç. Valla inşallah garip garip şeyler çıkmaz. Artık i̇nşallah. Ne çıkarsa şeflerimiz bir şekilde değerlendiriyor onu zaten. Zaten inşallah. Önemli olan şey YouTube Hanım, yani olan değil de gelenlerle güzel bir şeyler yapabilmek. Tabii ki. Evet. Ya tabii maharet ki. Orada. Evet. Bu arada şeflerim, 45 dakika süremiz olacak. 45 dakika içinde neler çıkarılabildiğini göstermek bizim amacımız. Bir yarışma değil. Evet. Ama siz kendi aranıza yarışabilirsiniz. Ona ben karışmam. Tuba Hanım herhalde bugün şöyle yapacağız. Bizim, ona ben karışmam. Biliyorsunuz dediğimiz gibi bugün böyle güzel bir şey oldu. Öncelikle teşekkür ederim size. Baba oğul kapışma diyelim de. Güzel oldu. Yılların verdiği bir bakalım, bir birikim, yani bir şeyler verebilmiş miyiz? Ya da o bir şeyler alabilmiş miyiz? Şimdi ortaya onu çıkacak olacağız. Serdar. Evet. Bizim şu an burada karşımda babam yok, rakibim var. Evet. Bak, buyurun. Buyurun. Hadi buyurun. Demek birbirimizi zorlayacağız bugün. Evet. O zaman efendim 45 dakika süremiz başlıyor. Evet. Ben önce Ali şefimin mutfağına konuk olayım. Evet şefim. Öncelikle mutfağımıza hoş geldiniz diyelim. Hoş buldum. Bugün özellikle dediğim gibi Mardin mutfağından. Evet. Firkiye haşu pilavı. Bir de son dakikalarda sürpriz bir tatlımız olabilir. Olabilir. Değil yani. Mi? Eğer arzu edersen olabilir. Tabii bakalım ki. Yoğunluğu durumumuza göre güzel bir tatlı da olabilir yani. Dediğimiz gibi bu haşu pilav ile firki gerçekten Mardin'in önemli, yani orta Güneydoğu'nun çok önemli yemeklerinden iki tanesidir. Hatta haşu pilav davet yemekleri sayılır. Güzel. Bayramda, feranda sizin davetleriniz de hiç bitmez efendim. Kalabalık, evet, aileler, evet, evet, bir araya, evet, gelir. Böyle sazlı sözlü yemekler. Tuba Hanım, çok özeniyorum öyle şeylere. Ülkemizin güzel tarafları, güzel renkleri, kültürleri burada. Ben bu arada siz başlayabilirsiniz şefim, ben size oyalamayayım. Evet. Sonra süremiz hızlıca akıp gidiyor. Sonra diyorlar ki Tuğba'cığım sen bizi çok oyaladın. Yıllarca geziyoruz Tuba Hanım. Onlarca ülkeyi gezdik ama gerçekten bizim ülkemizin, bizim kültürümüzü hiçbir yerde görmedik maalesef. Evet. Ve bu konuda çok şanslıyız. Evet, gittiğimiz çok şanslı her yerde bir millet olduğumuzu düşünüyorum. Teşekkür ederiz efendim. Çok teşekkür ederim. Börülcemize geldi bu arada. Onu da artık bir yani şey evet, pilavlara kullanılabilir diye düşünüyorum ben. Şefim, tatlımız ne olabilirdi yaparsak? Bugün belki isfire tatlısı yapacağız. İsfire tatlısı. Ama çok özel bir hikayesiyle birlikte, eğer vaktimiz olsa. O zaman. Önemli bir hikayesi. Biliyorsun her yemeğin bir hikayesi vardır. Tabii. Evet, biz yemeklerimizi hikayelerimizle birlikte, ama isfire tatlısının hikayesi de
Çok şeker gibi bir hikaye. Güzel. Evet. O zaman neyle başlıyoruz şefim şimdi ilk olarak? Neyle başlayalım biliyorsun. Biz mutfakta çalışırken özellikle oradan kolaya gitmek lazım. Şu an etli bir yemeğimiz olduğu için etli yemeğimize firkeyle başlayacağız. Firkiye. Firkeyimiz orada kaynarken, pişerken o bir pilavımızı yapmaya başlayacağız. Güzel. Şu an firkeyle. Firkeye içinde ana malzemelerden bir şey soğan kullanıyoruz. Ben özellikle kırmızı soğan kullanmaya çalışıyorum. Kırmızı soğan yemeklere çok daha yakışıyor. Bunun için güzel bilgi. Kırmızı evet. Soğan çok daha yakışır. Evet, yakışıyor. Evet, özellikle kullanmanızı tavsiye ederim. Bunun için firkiye için mevsimine göre taze badem. Şu an mevsim olmadığı için kuru badem kullanıyoruz. Özellikle taze ve kuru mevsimine göre kuzu eti kullanıyoruz biz buna. Tamam. İşte tereyağımız var. Biraz soğan kullanacağız. Az bir kaymak da kullanacağız. Bir iki diş çatalımızda ve çok güzel bir firkiye yemeğimiz olacak bugün. Güzel. Merakla bekliyoruz. Şimdi bunun için soğanımızı soyacağız. Şöyle soyacağız. Mardin'in en önemli yemeklerinden bir tanesi değil mi? Firkiye? Evet. Mardin gerçekten Mardin dilleri destan bir mutfağı var Tuba Hanım. Ya her yere gittim de bir Mardin'i göremedim ya ben ona yanarım O zaman bu yani. Bizim ayıbımız oldu. Biz sizi şimdiden burada bir Mardin sözü alıp Mardin'e davet verelim. Aa Tuba güzel. Hanım. Vallahi gelirim. Biz sizi Mardin'e götürmek gelin bizim boynumuzun bu. Gelin şöyle yiyelim içelim hep beraber. Yiyelim içelim gezelim tozalım. Aslında bir şey de yani burada yani Mardin'i de var yani sizi götürmesi gerekirken yani bu Lokman Besli götürmesi yani, lazım aslında. Aynen öyle. Lokman'a buradan çok sesleniyoruz. Hem selamlarımızı yolluyoruz hem de lütfen niye böyle bugüne kadar götürmedi? Evet yani. Ama şey bulamıyoruz şef. Fırsat bulamıyoruz doğru çok fazla. Doğru söylüyorsun. Gerçekten son zamanı. Sürekli söylüyor şuraya gidelim buraya gidelim diye ama fırsat bulamıyoruz. Bir de gerçekten Tuba'nı tebrik ediyorum. Son yıllarda çok güzel kaliteli programlar yapıyoruz. Öyle biz keyifle yemek programımızı, bu tarz programımızı izliyoruz. Teşekkür ederiz. Bir keyif de alıyoruz. Evet. Şimdi yemeğimize başlıyoruz. Şu an yemeğimizin ocağı tenceremi koyduk. O da tenceremi biraz ısınması gerekiyor. Evet. Biraz tereyağımızı koyacağız. Tereyağıyla soğan biraz kavrulacak. Evet, karamelize. Şu anda da firkiyenin malzemelerini ekranda görüyorsunuz sevgili seyirciler. Şu an onun için soğanımızı doğrayacağız. Evet. Soğanı çok küçük doğramamıza gerek yok. Kırmızı soğan gerçekten farklı bir aroması var. Kırmızı İyi soğan. Mi? Evet. Ben şimdi özellikle salatalarda da ben kırmızı soğanı tercih ediyorum. Çok daha evet, daha şey. Ben şimdi biraz hızlı dönüyorum. Tabii ev hanımları evde böyle şey de olmasın. Bu biraz bir taktiksel bir çalışma. Evet, zaten yani ustalar, şefler böyle doğrama evet. Üzerine evet. Daha profesyoneller. Evet, şimdi şöyle tereyağımız gördüğünüz gibi eridi. Evet. Şu an soğanlarımızı atıyoruz. Kısım kısım aşamaya gideceğiz. Tamam şefim, siz onu atarken ben de Serdar'a bir bakayım. Serdar neler yapıyor şimdi kendini bugün, yalnız hissetmesin. İlk evet, defa mutfağımıza çok doğru konuk oluyor. Hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk, nasılsın? Tekrardan. İyiyim aynı şekilde. Nasıl gidiyor şu anda? Şu her an, şey yolunda mı? Evet her şey yolunda. Güzel bir Hint mutfağı yapmayı planlıyorum. Biberlerimi doğradım, soğanlarımı doğradım. Kavuracağım. Sonra tavuklarımı açacağım. O sıra peynirimi ıslatıp biraz bekletip yapmaya geçeceğim. Normal bir tavuk soteden farkı ne? Hint bu tavuğunda. Hintliler bütün yemeklerini özellikle aşırı derecede zerdeçal ve sarımsak kullanmayı çok severler. Ha. Ve sağlık açısından da ben de tavsiye ediyorum. Kansere birebir hani gribe, nezle, zencefil ve sarımsağın çok iyi yararlı olduğunu düşünüyorum. Evet. Bugün ilk defa bizim mutfağımızda Hint mutfağı yapılacak. Bir yanda Mardin mutfağı, bir yanda Hint mutfağı efendim. Kültür çatışması evet, olacak biraz. Evet, farklılık olacak. Ama iki mutfakta Tuba Hanım birbirine zaten hani baharat olarak da aslında şey olarak da evet, çok yakın farklı yani. Değil. O, bir Hint mutfağı, aslında mutfağı Arap mutfağına yakın bir mutfak. Tabii ben aslında karşımdaki rakibim de ben de biraz şeyini görmek istiyorum yani. Evet, bugün boynunuz kulağa geçecek mi bakacağız. Aynı yerde mi çalışıyorsunuz şefim? Aynı mutfakta mı? Aynı mutfaklarda çalışıp zaten Serdar ustamız yurt dışındaydı, yeni geldi. Neredeydin Serdar? Hı? Söyleseydi, yurt dışı derken neredeydin? Bir sene boyunca Çin'de dünya mutfağı üzerine eğitim alıp güzel. Çalıştım. Ondan sonra bir son bir ay önce de Türkiye'ye geldim. Suudi Arabistan'da Riyad bölgesinde güzel bir restoranda mutfak şefliği yaptım. Wow, bu yaşta. Evet. Başarılı. Ben alkışlıyorum sadece. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir ablan olarak seni alkışlıyorum çok Serdar'cığım. Çok teşekkür ederim. Özellikle Tuba Hanım biz şu an ülkemizde hani yabancı mutfaklara biraz bir yöntemiz ama doğru olan mutfaklar yapmaya çalışıyoruz. Hint mutfağının da şöyle özelliği var. Baharat konusunda çok önemli bir mutfak olduğu için ve baharatları biz ülkemizde zaten yeteri kadar kullanamıyoruz.
Evet. Özellikle o Hint yemeklerindeki o baharat, o rahya çok önemli. Bugün Serdar Şef'im dedi ki siz Mardin'i mutfağı yapıyorsan ben de doğru bildim bir Hint mutfağı yapalım. Vallahi çok güzel dedi. Biz çok mutlu olduk. Hem baharat yemeklere lezzet veriyor hem de ben de spor yapıyorum aynı zamanda her şey baharat kullanıyorum. Metabolizm açısından da çok faydalı. Hızlandırıyor değil mi? Evet. Evet. Şimdi çok... Serdar'cığım sen Hint tavuğuyla başlıyorsun galiba evet, Hint yemeğine. Tavuğum. Malzemelerini bir sayabilir miyiz? Kapya biber, evet. Sarımsak, soğan, zerdeçal, tuz, karabiber, kekik, pul biber. Hı hı. Bol baharat. Evet, bol baharat. Taze kekik kullanacaksın. Evet, sistemimizin ayrıyetten de çok şaşırdığım börülce nasıl bir olacak, bir şey olacak ama bilmiyorum. Değişik bir yorum katmış olursun. Evet. İlk defa deneyeceğim de onu. Güzel. Sen o zaman malzemelerini doğrarken ben de Ali şefine bir bakayım. Tamam, teşekkür ederim. Ben böyle gidip gidip geliyorum. Aslında şuraya bir otomatik bant koysak yürüyen. Şu ortaya. Biraz o tarafa gitsem, biraz bu tarafa gitsem. Değil mi şefim? Değişik evet. Bir şey olur. Aynen. Şimdi biz fırtiye için başladık Tuba Hanım. Evet. Şu an soğanımız bakın çok güzel kavruldu. Kırmızı soğan özellikle. Kavrulmuş şu an ben bunun üstüne şu an etimizi atacağım biraz. Tamam. Kuşbaşı dana etimiz var değil mi? Kuzu eti kullanıyoruz. Kuzu eti kullanıyoruz biz. Genelde o Güneydoğu Anadolu bölgesi biraz daha. Evet. Genelde kuzu eti şu kullanıyor. An, evet. Şu an şunu da o bir yemeğimiz için ayıralım şöyle. O da mı etli olacak? Pilav. Ya Mardin deyince et yani. Yani Mardin'de... her şeyin içinde et var efendim. Öncelikle temiz olmak lazım. Elimizi yıkayalım. Evet. Bugün Ali şefim bize firkiye yapıyor. Şu anda ocakta pişiyor efendim. Haşo pilavı yapacak. Bir de sürpriz bir tatlımız var. Evet. Onu da gerçekten yemeklerimizin de yani hikayeleri lazım. Biliyorsunuz Mardin'de badem çok yetişir Tuba Hanım. Özellikle badem cenneti Mardin. Dolayısıyla hani insanlarımız eskiden şu an şimdiki gibi çok şanslı değiliz. Her gün market topu görmüyoruz. İnsana elindeki bütün ürünleri değerlendirmeye çalışmışlar. Ve bademden hakikaten müthiş yemekler. Yani hem bizim aklımıza badem sadece tatlıdan değil. Çok güzel bir işe bu firki yemeği de orada özellikle mevsimde yeşille yapıldığında çok müthiş bir yemek. Gerçekten güzel bir. Ben de bugün özellikle onu hem seyircilerimize hem size bu yemeği tanıştırmak istedim. Evet, yemek bahane izleyicileri lütfen kaçırmayın. Firkiye yemeği geliyor şu anda ekranlarınıza. Ali şefim de o profesyonel elleriyle, o Mardin'in vermiş olduğu efendim o kültürel bir esintiyle çok güzel bir yemek çıkaracak. Ortaya sakın kaçırmayın diyoruz. Ara ara biz malzemelerimizi veriyoruz. Lütfen. Sonra kaçırdım bulamadım Tuğba'cığım. Neredeydi bunlar? Kabul etmiyorum. Evet. Her gün Ali şef gelmiyor. Evet. Şimdi havucumuzu atıyoruz. Biraz da onu. Evet efendim. Firkiye adını nereden alıyor peki? Firkiye değişik bir isim. Firkiye Arapça ve Osmanlıca badem demek zaten. Evet, badem. Evet, badem anlamında olur. Hı hı. Yani bizim biliyorsunuz Mardin kültür cenneti Tuba Hanım. Yani farklı dillerin, mezheplerin yaşadığı bir her yer. Her şeyin bir arada gerçek... olduğu, evet. Herkesin huzur içinde bir arada birbiriyle yaşadığı. Evet. Değil mi efendim? Müthiş bir atmosferi var. Yani aynı anda farklı kültürlerle görüşebiliyorsun, farklı insanlar tanıyabilirsin. Ve her Mardinli minimum 4 tane dil biliyor Tuba Hanım. Oradaki vallahi, yani bravo. Tabii Süryani, Kürt, Arap. Bir arada yaşayınca. Tabii çok dostane bir şekilde yemeklerimizi, sofralarımızı paylaşabiliyoruz. Ve gerçekten orada olmakta hem mutluyum, hem gururluyum, hem de çok güzel. Yani dışarıdan bakıldığı gibi ben de Türkiye'de yaşayan her insanın bir Mardin'i bir kere ziyaret etmesi gerekiyor. Evet. Ben mesela gitmem lazım. Evet. Serdar'cığım şu an ne yapıyorsun? Şu an soğanlarımı attım tavuğum evet. için. Onları kavuruyorum. Bize biraz anlatır mısın yemeğini? Soğanlarımı biraz öldürdükten sonra biberlerimi açacağım. Ondan sonra tavuğumu için açacağım. Biraz kızardıktan sonra aroma vermek için baharatını açacağım. Kapatıp dinlendirip suyunu verip sunuma geçeceğiz. Ben de Tuba Hanım yetiştiremeyecek bugün. Yetiştir Serdar ben, ya. Ben de böyle bugün... Ona en son göreceğiz diye. Ne diyor Serdar şu an şefim? Ona en son göreceğiz diyor. Bilmiyorum yani. Aslında programımız bir yarışma değil ama kendi aranızda yarışabilirsiniz dedim yani, ben bugünlük. Tatlı bir rekabet yaparım yani. Evet. Boyunuz kulağa geçecek bugün. Vallahi olabilir. Evet ben şefim. Ben iddiamı sonra konuşayım. Tamam. Şimdi Tuba Hanım etimiz kavruldu. Biraz karamelize oldu. Şimdi onun için bademini ilave edeceğim. Vereyim mi şefim? Evet, bademini. Bademimiz de biliyorsun Mardin, badem ve et olarak. Bunun yarısını buraya kullanacağız.
pilavımız da bademli olacak. Oo, evet, her şey yani böyle bol bol. Bize her yemeğimiz böyle hem düğün tören havasında hem de böyle hep böyle zengin içeriği. Ana yemek gibi pilavımızda, yemeğimizde, çorbamızda. Süper. Yani şimdi biz bunun yarısını. Bademleri haşlayıp soyabiliriz değil mi? Eğer kavrulmuş badem varsa elimizde. Onunla ilgili hemen bir püf noktası söyleyeyim. Özellikle bademlerimiz elimizde badem varsa muhakkak kaynar suyun içine atıp 5 dakika beklettikten sonra otomatikten çok güzel soyulur. Ama hani soğuk suyun içine atıp kaynatmadan direkt kaynar suyu atarsak 2-3 dakika sonra çok güzel böyle soyulabilir. Şimdi yarısını atıyoruz. Değil mi? Ne alaka? Ama ismi bile güzel ama. Evet, değişik geldi. Evet. Fifiye. Tuba Hanım, gerçekten çok zengin bir ülkeye sahibiz. Mutfak kültürüne sahibiz. Yani biz artık bir usta olarak gittiğim her şehirde farklı lezzetleri görmekten o kadar keyif alıyorum ki. Ne güzel. Yani özellikle böyle kendi cebinize güzel bilgileri alıyorsunuz, koyuyorsunuz. Sonrasında siz de onları harmanlayarak yeni bir yorum getirebilirsiniz aslında, değil mi? Ben 38 yılıma girdi bu işteyim. Ama hala ben bu işi tamamladım diyemiyorum çünkü her gün yeni bir şey. Her gün yeni bir şey. Gittiğimiz her köyde, ilçede, küçük yerde özellikle benim şöyle zil çalıyor, çıkıyoruz mu yoksa sanal markete mi gidiyoruz acaba sevgili seyirciler? Tabii ki sanal markete gidiyoruz. Son. Bu malzememiz son. Hay sanal malzeme. Market. Güzel bir sürpriz gelsin bize. Evet, bu duydunuz. Evet. Sanal market. Hadi efendim, bakalım. Görülce gibi olmasın. Gönder gelsin. Bakalım ne geliyor? Ali Şef'im rica etti yani. Evet, şöyle yakışacak güzel bir şey. Çok güzel bir şey geldi. Bakalım ne geliyor? Mısır gevreği. Yani Mardin mutfağına gider mi bilmiyorum. Belki Hint mutfağında olur mu bilmiyorum. Ben de bilemedim vallahi. Nasıl olacak? Karıştı. Ben de şu an şaşırdım. Yani Tuba Hanım bugün bilmem, sevgili öğretmenim. Bugün yani hem börülce hem mısır gevreği. Yani şefim otomatik sistem vermiyor. Olsa diyeceğim ki evet bir şey var diyeceğim evet, ama. Evet, evet. Otomatik yazılımdan geliyor bu. Ama olsun, biz yapımımızı kırmayacağız. Güzel bir şey yapacağız biz onları. Evet, evet. İddia ediyoruz. Ve hem börülceden hem de mısır gevreğinden güzel bir bakalım sürpriz de sonuna saklayalım. Şefim siz Firkiye'ye devam ederken ben Serdar'a bir gideyim bakalım. Evet. Çayımı da alayım hatta Serdar'cığım. Tamam. Müsaaden olursa. Afiyet olsun. Çaysız asla yapamayanlar burada mı? Bir el kaldırsınlar. Havalarda soğumuşken iyi gider. Evet. Ben şu an soğumunumu hala kavuruyorum. O sıra pirincimi ıslattım. Biraz bekleyecek. Basmati pirincinin özelliği suyu çok çekmesidir. Ne pirinci? Basmati pirinci. Basmati pirinci. Evet, genellikle Hintliler bunu kullanır. Bulabilir miyiz normal marketlerde? Tabii, çoğu markette vardır. Basmati diye yazar. Malzemeleri bir tekrar sayabilir miyiz? Soğanımız var, sıvı yağımız var, kapya biber, sarımsak, zerdeçal atacağız. Baharatlarımızı atıp tatlandıracağız. Evet, şu anda Serdar Şef'in bize Hint tavuğu yapıyor. Evet. Normal tavuk soteden ayıran en önemli özelliklerinden biri de bol baharat kullanılıyor olması. Zerdeçalı biz normalde kullanmayız. Evet, bol zerdeçal kullanıyorlar tavukta. Özellikle. Bol bol baharat kullanıyorlar. Değil mi şefim? Evet. Baharat açısından bayağı faydalı bir yemek. Şu güzel tarafı var. Yani ben şeyi dikkat ettim. Serdar Usta Hint tavuğuna özellikle zencefil falan. Bunlar gerçekten zencefil bizim Türkiye'de çok az kullanılıyor ama sırası mutfakta çok kullanılıyor. Türk kişniş, zencefil. Bunları mutfaklarımda çok sık kullanmalarını tavsiye ediyorum. Zencefil ne zaman kullanıyoruz biliyor musunuz şefim? Böyle hemen soğuk algınlığı olduğunda. Ama hastalanıyorum ne yapmalıyım dediğimizde hemen zencefile sarılıyoruz. Var. Aslında normal hayatımızda da kullansak değil mi? Doktora bile gitmemize gerek kalmayacak Tuba Hanım gerçekten. Bizlerin şöyle bir özelliği var. Yaptıkları tatlıya bile zerdeçal atıyorlar. Her şeyi kullanıyorlar. Gayet seviyorlar. Bilsem bir Hint figürlü dans ederdim size ama bilmiyorum. Hindistan'da bulundun mu? Hindistan'a gitmek nasip olmadı ama Hindistan ve Pakistan'da hani bayağı iş arkadaşım olmuştur. Eğittiğim insanlar da olmuş. Türk mutfağını öğrettiğim hani her ne kadar genç de olsam bayağıdır bu işin içindeyim hani. Bazı şeyleri öğrendiğimi düşünüyorum. Ortak hem özelliklerimiz babam var mı onlarla? Yani günlük hayatımızda yaşadıklarımız, yaptıklarımız, alışkanlıklarımız onlarda da var ya da yemek kültüründe şunu da aynı yapıyoruz aslında dediğimiz şeyler var mı? Aslında yok, tat biraz da bizden uzaklar diyebilirim. Evet, mısır gevreğini getirdi bu arada, sözünü kestim Serdar'cığım. Çok yani ilginç olacak ama. Var mı fikrim bununla yapabiliriz? Süt döküp içsek mi, ne yapsak, yesek mi? İyi olur aslında, sabah kahvaltı. Vallahi çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Umarım bundan biz de sevgilerimizi kırmayıp çok güzel bir
ürün sunmayı düşünüyorum. İnşallah. Onu da sürpriz bırakalım. Evet. Serdar'cığım senin sözünü kestim bu arada. Şimdi, var mı ortak özelliklerimiz demiştim. Aslında ben izlediğim kadarıyla çok yok. Hatta uzak özelliklerimiz var. Mesela çok gördüm ekmek arası makarna yediklerini. Çok ilginç şeyleri var. İkisi de yasaklıyorlar. Evet. Evet. Pirincin yanına mesela sarı pirinç yedikleri bir şey var. Onu yiyorlar. İki tane pirinci ana yemek olarak yiyorlar. Aynı pirinci. Çok garip özellikleri var hani. Biz niye o zaman bu kadar Hint dizilerine meraklıyız? Tabii kültürleri güzel ama. Çok ortak ama değil mi? Evet. Hani kendi ülke kültürleri falan hani Türkiye'yi hani anımsatıyor biraz. Evet. Efendim baba oğul bugün mutfaklarımızda yemeklerini yapıyorlar efendim. Evet bugün karşımdaki bir rakip olduğu için biraz ben de artık heyecanlanmaya başladım. Herhalde rakip beni zorlayacak diye düşünüyorum. Sakin sakin konuşuyorum ya zaman o kadar hızlı akıp gidiyor ki aslında. Evet. Kaç dakikamız kaldı yönetmenim bu arada? 27 dakikamız varmış. 27 dakikamız var. Evet. Evet şu an Türkiye'yi toparlıyoruz. İnşallah yetiştireceğiz. Ali Şef'im şöyle bak. 27 dakika. Hemen. Yaparım ben bir şeyler ya. Şey. Evet. Hallederiz evet. Artık bu dakikada. Vallahi süper. Çok güzel yemekler yapılıyor mutfaklarımızda. Kokuları çoktan sizlere gelsin isterdim ben ama sadece bana geliyor ve kameraman arkadaşlarıma. Tavuğuma geçeceğim. O evet, pilavımı yapacağım. Tavuklarımı doğrayabilirim. Normal bizim yaptığımız gibi tavuk sote ya böyle kuşbaşı tarzında anım satıyor yoksa... ama işte... Jülyen de doğrayabilirim. Kuşbaşı da. Hintler her şekilde doğramayı yapıyor. Hı hı. Ama hani bana sorarsanız uzun jülyen daha çok yakışıyor. Evet. Bunun için tavuk göğsü kullanıyorsun. Evet tavuk göğsü. Çok özellikle Hintlerde biliyorsunuz belki de eti kutsal saydıkları için genellikle tavuk eti veya balık çok ağırlıklı kullanırlar. Hı hı. Herkesin kendine inancı, yemeği, adeti, örfü değil mi? Evet. Biz de etsiz hiçbir şey yapamayız. Evet. Değil mi şefim evet, özellikle? Evet, evet. Özellikle Doğu Güneydoğu mutfağı et. Yani et olmadan bir şey yemiyoruz biz. Evet, eti ekmek gibi tüketiyoruz. Evet. Evet. Etsiz bir şey yemiyoruz. Bize evet Ali Tuba, şefim. Ben Firkiye'yi biraz yan tarafa aldım. O yavaş yavaş demlenerek pişiyor. Evet Firkiye'de şu neler an... vardı? Tencerede şu an neler pişiyor? Evet şu an Firkiye'mizi anlatayım. Tereyağımızı koyduk. Tereyağımızı kavurduktan sonra kırmızı soğanımızı, kuzu etimizi attık, biraz havucumuzu attık. Sonra Firkiye ismini veren bademimizi attık, Firkiye. Sonra yeşil soğan, aroma, rahyası özellikle ben bu tarz yemeklerde yeşil soğanı kullanıyorum. Yeşil soğanımızı attık. Biraz kendine yerdikten sonra, et toplandıktan sonra kaymağını vereceğim. Çok az bir duruma göre biraz su vereceğim ve pişmek son rütuşunu yapıp. Onu dinlenmeye alacağım. Şu an ocağıma da ikinci yemeğimi, haşu pilavımı yapmaya başlıyorum. Evet. Haşu pilavında neler olacak şimdi? Haşu pilavı çok zengin bir yemek. Yani ne desem artık kuzu eti var, pirinci var, evet, bayağı bademi var, tereyağı var. Bütün özellikle çok güzel baharatları var. Yeni baharı, kişnişi, nanesi, aynı zamanda kuru soğan da koyduğuna yok yok yani ne diyelim. Bir de sevgili öğretmen bize yolladı bugün. Börülceyi de katacağız bugün değişiklik olsun diye. Evet. O da ekstradan bir belki de güzel olacak yeni bir menü kazan, yeni bir yemek kazanacak. Belki de şefim zaten bu şekilde oluyor. Genelde şeflerimiz burada yeni bu sürpriz malzemelerle yeni yemekler yapıyorlar. Diyorlar ki bu güzel oldu hemen ben menüme bu şekilde yazayım bunu. Evet ortaya farklı lezzetler çıkabilir. Evet. Ben şimdi asıl tavuğumu amacımız ekleyeyim. Bu. Evet. Tavuğuma geçtim şimdi tavuğumu ekliyorum. Evet. Bakalım Hint tavuğu nasıl oluyor? Evet Hintlilerin hanımlar beyler çok sevdiği, gece günü diyebildiği, onlar genellikle masala derler buna. Hani çoğu şeyi baharatlı yaptıkları için özellikle de bu meşhur, bir yemek o kadar meşhur oldu ki bunun baharatını çıkarttılar. Masala diye baharatları var. Ha, hazır alıp baharat çıkardılar. Evet. Çünkü bizdeki gibi köfte harcı gibi ya da değil mi? Evet masala baharatı meşhurdur oralarda. Her şeyi atarlar yani makarna olsun. Çoğu ne güzel şeyler öğreniyoruz bugün. Yemek bahanenin en önemli özelliklerinden biri de her gün yeni bir şey öğrenip seyircilerimizle bu bilgileri paylaşmak oluyor. Sevgili seyirciler tekrar bir hatırlatmam gerekirse olur ki kaçırdınız yazamadınız. Programın sonunda Yemek Bahane TV 360 Instagram sayfamıza bekliyoruz efendim sizleri. Orada yemeklerin fotoğrafları ve malzemeleri yer alıyor. Oradan da takip edebilirsiniz ama yapılışını görmek için lütfen izleyin ve kaçırmayın.
Evet Serdar'cığım. Şimdi ben pilavımı süzeceğim. Yağımı pilava geçiyorsun. Hint evet. Tavuğu ve Hint pilavı. Aynı zamanda tavuğum orada kavruluyor. Evet. Pilavımı süzüyorum. Pirincini süzüyorsun. Evet. Evet Serdar'cığım. Bu arada tekrardan bir pilavın malzemelerini sayabilir misin? Biz de ekrana verelim tekrardan sevgili tabii seyircilerimiz ki için. Pilavım için içine tuz kullanacağım. Hı. Karabiber kullanacağım. Ondan sonra özellikle olmazsa olmaz zerdeçalı kullanacağım. Hı hı. Ekstra bir aroma vermesi için kajun kırılacağım. Çerezi çok severler ayrıca kajunu. Hı hı. Ondan sonra defne yaprağı koyacağım aroma için. Üstüne süslemek için ayretin içine de koyabilirler. Kekiğimiz, dağ kekiği çok yakışır. Börülceyi nerede kullanıyordun? Pilavda mı? Tabii. Börülceyi de hani artık... Mısır gevreği. Bana şey oldu, tesadüf oldu. Hiç aklımda yoktu. Vallahi öyleyiz biz. Artık onu da en son içine atacağım. Tamam o zaman. Ben mısır öyle gevreğinden çok güzel bir sürpriz yapacağım. Sürpriz? Evet. Evet. Bakalım. Artık üstüne süsme olarak kullanıyorum. Şu an aklımda bir şeyler planlayacağım ama... Bilmiyorum. O zaman ben seni biraz rahat bırakayım tamam, Serdar. Tamam, teşekkür ederim. Ve Ali Şef'ime gideyim. Ne istersin ben şefim? Biraz su alacaktım. Su mu? Buradan alabiliriz. Tamam. Vereyim mi ben size biraz? Evet, çok az. Bir dediğim gibi çay bardağı kadar. Şu an ana yemeğimiz oldu sayılır. Firkiye efendim, Mardin kapı şen olur. Evet. Yemeklerinden bir tanesi. Görebiliyorsak ne kadar müthiş bir... Evet efendim, çok da güzel. Biraz sulu yemek tarzında değil mi? Çekecek evet, yani su orta tarzda bir şey. Evet. Özellikle çok güzel bir aroması var. Tabii bu arada hemen tuzu neden en son atıyorum? O etimizi sertleştirmesin. Güzel bilgi, evet. Evet, şunu ben... Kaşık vereyim mi? Evet, bir zahmet. Hemen veriyorum şefim. Buyurun. Sağ olun. Efendim Ali şefimiz bize bugün firkiye yaptı. Haşu pilavı yapacak. Firkiye tuzu, herhalde tamamlanmak üzere. Evet, tuzu çok az atıyorum. Çünkü hı-hı, herkes tuz zevkine göre yapar. Biraz da karabiber atıyorum. Evet. Şu an şunu da şöyle alalım. Ay çok güzel görünüyor. Evet. Şu an o suyu da böyle çok renkli değil mi? Şefim evet, renkli bir yemek oldu. Güzel, doyurucu hem de bademimiz var hakikaten. Belki günde bir öğün bunu yesek yeter. Bir öğünlük evet yemek yani. Efendim benim akşama misafirim gelecek diyorsanız, şöyle değişik bir yemek yapmak istiyorum diyorsanız buyurun. Firkiye. Çok da güzel. Aslında çok fazla malzemesi yok değil mi şefim? Herkesin evet, alabileceği, evet, herkesin marketlerde bulabileceği malzemelerle değişik bir isimle yemek yapmış oldu Ali Şef. Biz de şöyle bir şeye takılmayalım Tuba Hanım. Yani biz bir şey yemek yaparken bir eksik malzememiz var da biraz yaratıcı olalım. Yani yanımızda başka bir şey varken onu kullanalım ya. Evet. Yani ben de aynı şeyi savunuyorum soğan zaten. Yoksa pırasa kullanalım. Ben de öyle evet diyorum zaten. Evet, pirinç yoksa bulgur kullanalım. Gibi evet. Bakın bugün sevgili... Yönetmenimiz bize börülceyi, mısır gevreğini verdi. Yani bak, şaşırdık ama aslında biz bilinçli insanlar, biraz tecrübe de var. Biz de gerçekten güzel bir şeyler sunacağız. Evet, sanal market bugün sürprizlerle dolu yani evet, gerçekten. Şefim, haşu pilavının malzemeleri nelerdi? Ben haşu pilavını tereyağını attım hemen. Hızlı bir şey, tereyağını attım. Bakın soğan da kavruluyor. Evet. Şu an dediğim gibi etini atıyorum. Kuzu etini atıyorum. Yani pilav değil, ana yemek. Yani. Gibi, evet. Evet, tek evet başına da yenilebilir yani. Tabii tabii, zaten Mardin'de bu yapılır. Bunun yanına salata, soğan. Salata, soğan, yoğurt yapılır. Böyle ana yemek gibi yiyilir. Güzel. Ana yemek gibi. Vallahi çok güzel. Hanımlar, beyler kaçırmayın. Evet Serdar, sor bakalım baba ne yapıyor? Evet, şu an ne durumdasın şefim? Ben şu an saklayayım ne durumda oldum ama iyi gidiyorum. Umarım güzel bir şeyler çıkaracağız hep baba ol. Bugün bize bu imkanı tanıttıkları için gerçekten Tuba Hanımlara. Ay biz teşekkür ederiz. Güzel. Sizleri ağırlamak bizim için bir şeref sizi yani. Sizi mahcup etmiyor. Umarım Serdar Usta güzel bir Hint mutfağı, bir de evet, bir Mardin mutfağıyla. Aslında tatlı bir rekabet kapışma oldu ama evet, her şeyden önemlisi sizin gibi kaliteli, değerli bir programa bir şeyler katabilmek, ay, bir şeyler verebilmek, efendim, şeyler sunmak yani. Bu güzel izleyici ve seyircilerimize, farklı mutfaklarımıza, en azından Hindistan'a gitme özlemi çekene gitmeyenlere burada bir Hindistan mutfağı. Evet. Mardin'de sizin gibi Mardin özlemi çeken evet tüm seyircilerimize Mardin mutfağını buraya getirmiş olduk. Vallahi iyi ki de getirdiniz. Teşekkür ederiz gerçekten. Serdar'cığım şu an sen pilavını mı yapıyordun? Evet.
hafiften pilavıma geçmeye başladım yavaş yavaş. Aynı zamanda dinleneceğim. Pirinç pilavından ayırt eden özelliği nedir? Şöyle düşünün. Bir pirinç pilavı yaptığımızda bir kilo ortalama 500 gram 500 mililitre su gidiyorsa buna bir kiloya 1 litre miligram su gidiyor. Özellikle çok su çekmesi. Elastatik bir yapıya sahip. Tabii, evet. Pirincinden dolayı mı çok çekiyor? Tabii evet. Pirinci daha sert oluyor, daha çok su çekiyor. Daha uzun pişiyor biraz da. Bir de Serdar Usta şöyle bir şey, müsaade ederse şöyle bir şey anlatayım. Hint pilavının özelliği bizim Türk pilavları gibi değil. Onun tadı biraz daha aroması yüksek ama kalite olarak, lezzet olarak, doyurucu olarak bizim pilavlar daha güçlü. Türk mutfağının, Türk yani pilavları çok evet, daha güçlü ben yani. Ben demiyorum, şefim diyor. Evet, bunu tüm samimiyet, biz dünyanın en güzel ülkesi, baharat konusunda, gıda konusunda, yemek konusunda dünyanın en iyi ülkesiyiz ama lütfen biz sahip çıkalım, doğal yaşayalım, biz kendi ürünlerimizi kullanalım, kendi evet. ürünlerimize sahip çıkalım. Biz gidip hazır bir domates sosu alıp çocuklarımıza yedirmeyelim. Kendi domatesimiz sosumuzu yapabiliriz. Aynen bütün yaz onunla uğraştı şefim. Evet. Getirdi böyle kıpkırmızı yapmış çok güzel böyle domateslerden. Aromasını kaybetmeden yapmış. Ben şimdi böyle makarna yapıyorum. Açıyorum biraz ondan döküyorum falan. Ne kadar güzel ama ne kadar lezzetli yani. Şimdi en sevdiğim şey yani. Hanım inanın ki doğal yaşadığımızda her şey görebiliyoruz. Yani biz o bizim kendi saatimize kendi bedenimize bile yansıyor. Yani şu an biz insanlar eskiden 20 saat, 15 saat çalışırken tüm doğal yaşıyorduk, doğal yiyorduk. Şu an her şeyi saatli yediğimizde, şimdi dedim her şeyin biz gidip doğal hormonik olduğunu olan ürünleri seçtik. Neden? Daha düzgün. Aslında değil. Biraz yani, şekli şemali doğa bazen, bozuk olursa daha evet, organik tabii, oluyor tabii, değil mi? Tabii daha organik olur. Yani kendimizi yetiştirebiliriz. Bugün bakın diyoruz ki nasıl ya hepimizin evimizde bir balkonu var. Küçücük bir aldığımız yoğurt kovasına bir fide diksek ondan yaz 3-5 tane biber yiyebiliriz ya. Evet. En basiti diyelim yani. Hatta biz şef olarak usul olarak hep şunu söylüyoruz. Aldığımız şu an biber kullanacağız ya Tuban. O biberin çekirdeklerini atmayalım. 2 tane diktik asistetli de. Ay ne güzel. Ben, evet. Şefim bu arada süremiz yavaş yavaş azalıyor. Evet. 17 dakika kadar bir süremiz kalmış. Evet. Haşu pilavını ben devam hemen, ediyorsunuz. Hemen ben etim pişti. Ben pilavımı süzüp atacağım. Tamam şefim. Siz pirinci süzüp atarken tamam. Ben de Serdar'a bir bakayım. Serdar'cığım hiç böyle bir süre içerisinde bir şey yapmak durumunda oldun mu böyle? Zamanla yarıştın mı? Ya aslında biz sürekli zamanla yarışıyoruz. Mutfakta olduğumuz için genellikle alakalı mutfakta. Ortalama bir siparişin süresi 15 dakika. Et olsun, tavuk olsun, hindi eti olsun. O yüzden hani sürekli bir zaman içinde yarışıyoruz zaten. Bu arada limon da koydun içine. Evet. Limon hem güzel bir aroma veriyor hem de rengini daha canlı tutuyor. Evet, Hint pilavında Hintliler özellikle atar bunu. Limon da var. Evet. Bazen biz de limon sıkarız biraz daha pirinçleri canlı kalsın diye. Evet. Ama direkt atıyorlarmış onlar. Evet. Sonra alacaksın onları. Tabii alacağım sonra. Hintliler direkt atıyor. Of 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 of. Kokuyu çok güzel kokuyor. Vallahi eline sağlık. Teşekkür baharatlarını daha atmadın değil mi? Yok baharatlar, Hintliler baharatı en son atar. Öyle mi? Evet. Biz de böyle yemeklerini pişirirken atarız ki içine geçsin diye. Evet, en son atıyor. Kendi özellikleri öyle benimsemişler sanırım. Serdar Şef bize bugün Hint tavuğu ve Hint pilavı yapıyor. Bunu altını kapatayım biraz. Bakalım neler çıkacak ortaya? Merakla bekliyoruz. Bugün sürpriz çok güzel lezzetler. Evet harika aromalar çıkacak ortaya. Evet. Ben yardımcı olayım istersen ne aramıştın? Tıtıl ısıtacağım biraz. Tıtılımız var burada. Isıtayım sana? Olur. Çok iyi tamam. Olur. Tamam. İçinde suyumuz var zaten. Ben de sıcak tutmadım ama burada. Evet. Serdar'a yardımcı olayım. Serdar ilk defa geliyor buraya. Evet. Serdar diyorum çünkü Serdar'ın ablası hatta teyzesi sayılırım. Ama öyle yok, demeyin. Tuba Hanım öyle demeyin lütfen ya. Yaşıtsınız. Yanımda benden... Kaç gösteriyor o zaman Serdar? Söyle bakalım. Ben siz tam 19, 12 dersinde gösteriyorsunuz bence. Gidiyorum bana kalırsa. Ben alıp başıma gidiyorum. Gerçekten. Yok efendim söyleyeyim mi? 31 yaşındayım. Oo hiç göstermiyorsunuz ama. Bunları maşallahınız var maşallah. Yani hiç beklemezdim 30 yaşında olacağını. Valla teşekkür olacağını ederim. Size. Ben öyle hissetmiyorum kendimi zaten. 30 yaşı geçtikten sonra aslında hayattan daha çok keyif almaya başladım. Yaptığım şeylerden daha mutlu olmaya başladım. Yaşımı da seviyorum, hayatı da seviyorum, gülmeyi de seviyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum efendim. Hani 30 oldum efendim falan değil. Artık 30
çok başı yani yolun başı gibi bir şey. Ne güzel. Eskiden ama şeydi 30 deyince 30 mu? Oo çok olmuş falan derlerdi. Evet. Ama şimdi öyle bir şey yok. 30 sanki yolun başı gibi benim için. Ya da ben öyle düşünüyorum. Şöyle bir şey var zaten hani ruh yaşı diye bir şey var. İnsan ne kadar yaşlansa da kendini genç hissedebiliyor. Tamamen hani bu kişilikle alakalı. Şu an pilavımıza zerdeçalımızı vereceğiz. Evet. Vereyim mi zerdeçalı? Olur. Öncelik sahaya baharat olarak zerdeçalımızı veriyoruz. O da rengini pilava geçirebilsin diye. Hı hı. Ali Şef'im siz neler yaptınız? Ben kaçırıyorum. Ben şu an pilavımı yapacağım. Sıcak su atacağım ben şu an buna. Pilavıma. Evet. Haşu pilavımın etini kavurdum. Pilavımı attım. Baharatlarıma yeni bahar attım. Nane ve biraz karabiber attım. Bunun yanına da kuş üzümünü attım. Tabii ki bizden çıkan börülceyi de kattım. Bugün haşu pilavı ilk defa deneyeceğim. Börülceli bir haşu pilavı yapacağım. Evet. Yemeğimiz olmak üzere. Şu an bademlerle kavuracağım. Evet. Yani kısa bir zaman içinde iki yemeğim de hazır olacak çok güzel bir şekilde. Güzel. Evet, zerdeçalın pilava verdiği rengi görüyor musunuz? Süper. Ayrıca dekor olarak, renk olarak çok güzel bir renk veriyor. Evet, hanımlar, beyler. Akşama yemeğim yok diyorsanız buyurun. Değişik bir yemek. Hem de öyle bize çok uzak bir mutfak değil, Hint mutfağı yani. Neredeyse aynı diyebilirim ama sadece çok fazla baharat kullanıyorlar. Özellikle zerdeçalı yoğun bir şekilde kullanıyorlar. Evet, çok severler. Denemenizi tavsiye ediyoruz. Şimdi ben tavuğum olmak üzere baharatlarını olmaya yakın veriyorum dediğim gibi. Şimdi onu... Baharatlarını artık eklemeye başladı. Göz kararı. Zaten baharatlar biliyorsun bol yiyor hani. Evet. Karşıda da onlar için sıkıntı değil. Daha çok atmayı sever. Evet. Kişini çalışacağım biraz. 12 dakikamız var. Yetişir değil mi? Yetiştirmeye çalışacağız artık. Yetiştir. Sıcak su mu istediniz şefim? Ben hemen size sıcak suyunuzu verirken... Şefim unutmadık bu arada. Bir dediniz ki ben tatlı yapacağım. Evet. Olacak mı? Yani olacak. Siz uygun görürsen güzel böyle bir Mardin özgü hikayesiyle birlikte özellikle misafirlerimiz geldiğinde 2-3 dakikada yapabileceğimiz belki 5 dakikada güzel bir tatlı yapacağız. Biz öyle şeyler istiyoruz şefim. Severiz böyle hemen kısa sürede neler yapılabilir diye bir paniğe gireriz ya mutfakta. Biz severiz hanımlar bugün, olarak. Evet. Pratik tarifleri. En azından hani bu kadar yaşın verdiği şeyin karşısında Serdar Usta'nın yanında da ezilmeyelim yani. Bari farkımız fazlamız olsun. O kadar da... onları kavurarak atacaksınız. Evet. Onların, neden? Biraz ben bu tarz şeyler biraz yağda kavrulunca rahiyasını, kokusunu özellikle o şeyini daha güzel çıkardığına inanıyorum. O yüzden onu kavuruyorum. Bunun için de attığımda bunun içine hapsedip gider. Şöyle eti nasıl ki mühürlüyoruz suyun içinde bırakıyoruz. Bunu da bu şekilde. Bu arada görüyorsunuz yemeğimizin güzelliğini. Şöyle yapayım şu hareket meşhur hareket. Vallahi süper kokuyor filkiye. Evet şu an bakın ne kadar zengin bir pilav görüyorsunuz. Yok pilavımız içinde. Çubuk tarçın da kullandım. Evet şefim. Çubuk tarçın hem mideyi de rahatlatıyor. Yani şimdi pilav zengin ama içindeki baharatlar, objeler falan o yani ne kadar yesene o midedeki o şeyi koruyor yani. Tek başına bir ana yemek tabii, aslında. Tabii az bir şeyde malzemeli olduğumuz için biraz daha azaltayım o olsun. Hadi şunu bizden olsun deyip. Evet, katmak istediğiniz bir şey varsa katabilirsin Tuba Hanım. Yok, bozmayayım ben ya. Şimdi elinizin lezzeti dokunsun. Ben şimdi bu olmak üzere biraz da bunun suyunu verdik mi? Evet. Etimiz de firki yememiz oldu. Sonra adı öderseniz o son şeyde tatlımızı yapabiliriz. Bak çok fazla kavurmuyorum. Şöyle. Hafif. Evet. Bu arada ben börülcemi pilavıma katıyorum. İlk defa yapacağım bir şey. Güzel olacağını tahmin umut ediyorum. Sanal marketin vermiş olduğu dürülceyi Serdar pilavda değerlendiriyor. Bir kısmını kullanacağım ben Tuba'nın burada. Bir tamam kısmı da şefim nasıl arzu ederseniz. Süslemek için. Şöyle. Oo. Vallahi süper oldu. Pilavın malzemelerini katmaya başladı. Pilavı da böyle bol yaptı ki şefim. Sonra biz... Biliyorsunuz yiyoruz değil mi? Evet şu an Tuba hep merak ederler. Ya bana hep yemek programı gittin derler ki ya siz ne yapıyorsunuz? Ya diyorum ki bir dakika bu işin kamerakası var o kadar emektar arkadaşlarımız var. Asla hiçbir şey çarçur olmuyor çöpe gitmiyor. Yetmiyor bile. Evet o yüzden bol yapmış şefim bugün. Önceden idmanlı olduğu için. Evet. Vallahi elinize sağlık şefim. Tamam. Şu an bakın pilavımızın güzelliğini görüyorsun değil mi Tuba Hanım? Renkler gerçekten çok zengin bir. Çok özellikle yani akşam
yemeklerinde bunun yanında bir salata, bir yoğurt ya da bir azın bir komposto. Evet. Belki. Şefim bu arada tatlıdan bahsetmiştiniz ya. Onun evet. malzemeleri neler? Ne tatlımız aslında çok basit ve güzel bir tatlı. Akşam eve gittik. Canımız tatlı çekti ama yani tatlı derken yarım saat, bir saat uğraşmamız lazım. Çok basit ama zengin, doyurucu ve hatta geç şeker ihtiyacını giderebilecek. Belki 3-5 dakikada güzel yapabileceğimiz ama müthiş bir görüntüyle ve sunumla bir tatlı yapacağız size. Malzemelerini sayabilir miyiz? Malzemelerini sayalım. Ana malzemesi üzüm pekmezi koyacağız. Yumurta ve tereyağı. Hepsi bu. Üzüm pekmezi, yumurta, tereyağı. Hepsine de biraz ceviz atacağız. O kadar. Aa, ben merakla bekliyorum şu evet, an. Evet, gerçekten. Ne zaman yapacağız onu? Şimdi 3-4 dakikamız kaldığında onu yapalım. Tamam, o zaman bizi uyarsın yönetmenimiz. Evet. Tamam, uyaracağım tut dedi. Evet, ben şimdi bunun suyunu vermem lazım. Suyunu verip tatlıma gideceğim. Suyu tam kaynasın mı şefim? Kaynamak üzere yoksa vereyim alalım. Sıcak. Ben bu yemeğimi alacağım, bir kenara alacağım zaten. Yemeğimi tamam, ben şöyle alabilirim bir kenara. Tabii ki. Dilensin. Dilerseniz sunum tahtasının üzerine de bırakabilirsiniz. Aynen. Daha sonra alalım biz onu. Aynen şöyle. Suyu ekleyeyim mi yavaş yavaş? Çok iyi olur. Ne kadar koymam gerekiyor? Ben göz kararı seçiyorum ama ben şurada bir kilo pilavı koydum. Böyle ortasını bir açtınız. Evet, yani o şey olsun. Ben hatta altını biraz atayım. Dökün dökün. Şöyle. Elinizi kokla karıştırmayın Tuba Hanım. Aman bir şey yaparım, hata yaparım. Yok, sıkıntı yok. Topaları da eyvallah, hiç problem evet, yok. Evet, ben de pilavımı söyleyeyim. Yani kesinlikle yaptığınız hataları hiç yapmayın. Bunun suyu biraz fazla olabilir. Ağzını açık tuttuğunuzda o su oranı gidecek. Buharlaşıp gidecek. Biraz doğru, daha su alayım. Evet. Yani. Serdar'la aynı anda sularımızı evet. koyduk. Evet, çünkü karşı tarafı gözlüyorum Tuba Hanım. Ben de bir gözüm de orada. Evet. Şu yeterli an, mi şefim? Yeter. Şu an biz bu bunu yeter. Artık suyunu evet. çekmeye bırakacağız. Evet, çekmeye bakın. Finalde göreceğiz onu. Görürsün ne kadar güzel bir renge kavuştu. Evet. Evet, şu an etli metli pilavımız tamam. Şu an. Serdar'cığım sen nasıl gidiyorsun? Her şey yolunda evet, mı? Evet, her şey yolunda. Sonrasındayız. Evet, ama Serdar'ı şu an biz göremiyoruz. Evet, Serdar geldim. Evet. Serdar da şu an Hint pilavını artık yavaş yavaş tamamlamaya evet. geçti. Son süs için kullanacağım kajunu koyacağım. Hı hı. Çok güzel bir aroma veriyor aynı zamanda, lezzet veriyor. Evet. Evet ben, şefim. Tuba Hanım. Böyle birbirimize Tuba bakıyoruz. Tuba Hanım. Evet, evet sizin şeyi bekliyorum. Şu an bizim ana yemeğimiz orada. Tamam. Pilavımız suyunu verdik, demlenmeye geçti. Şu an hazırlıklarını topluyoruz. En son bizim mısır gevreğinden de güzel bir sürpriz yapacağım. Şu an isterseniz tatlımı yapabilirim. Hadi başlayalım o zaman. Peki sizce ben bu tatlıyı beyler. Ne kadar bir sürede yapabiliriz? 2-3 dakika bir sürede mi? Yoksa daha mı kısa? Yani bilmiyorum, siz kaç dakika derseniz ben o dakikada yapmaya çalışacağım. Şu an son 6 dakikamız var evet. şefim. 6 dakika içerisinde yapabilirsiniz yani, fark etmez. Ben şöyle hem hızın anlamda 3 dakikada yapalım. 3 dakika tutalım. Tamam o zaman dile basalım 3 dakika tutalım. Ayrılmayın hiçbir yere. Evet. Şefim ispire tatlısı yapıyordunuz evet, değil mi? 3 dakikada ispire tatlısı yapalım. 3 dakikada tatlı geliyor. Ana malzemesi evet, üzüm pekmezi, yumurta, tereyağı. Tamam şöyle. Şefim isterseniz ben size şöyle. Şuraya tereyağlı. O arada yumurta. Yumurtaları kıracağım ben burada. Tamam şefim. Serdar'cığım her şey yolunda. Evet, her senin şey yemeklerin yolunda. De artık ocakta son aşama diyeyim ben de. Sen üzerini süslemek için ne yapıyordun? Kazıları evet hem pişiriyor. Az bir şey için açacağım hem de üzerini süslemek için kavucun çerezini kavuracağım. Tamam. Şu an ben yarışmayayım. Tereyağı ile çok güzel bir aroma veriyor. Şu anda Ali şefim yarışmada. Evet. Bugün çok lezzetli şeyler Serdar, yapacağım. Serdar sen daha önce yedin mi bu tatlıyı? Evet çok güzel olur. Özellikle Mardin'de yemiştim ben. İki gün önce geldim Mardin'de. Hani çoğu yerde size ikram ederler ve güzel nasıl diyeyim basit ve güzel yapılan bir şeydir. Hani kaç tane çok sevilir. 6 tane yumurta kıracağım. Tamam. Aslında daha sonra belki bir daha yapmayın çünkü çok kalabalık ekip olarak. daha az yapabilirsiniz. Şimdi tatlımızın hikayesini de anlatayım isterseniz Tuba Hanım. Evet. Çok güzel. Şimdi bu tatlı aslında bir taraftan da barış tatlısı diye de geçer. Neden? Özellikle aileler arasında şu an mesela diyelim ki bugün düğünlerden sonra ertesi günü damat tarafı gelin tarafına şöyle koca bir tavada yapar. Barış anlamında yani götürürler. Aa. Evet böyle bir özelliği var. Evet son 5 dakikanın içindeyiz bu evet, arada şunu da. Beyler. Tuba Hanım size çıktırabilirim. Evet, şunu biraz da az şey vanilya atacağım. Tamam şefim. Sizin de elinizi ben de yaşayın. Yarışmaya dahil miyim? yani. evet şu an. Şöyle 6 tane yumurtayı çırpıyoruz. Şefimizin eli aza varmadığı evet. için.
Siz daha az kullanabilirsiniz. Evet. Şu anda marlin usulü İspire tatlısını yapıyoruz. Gerçekten dilere destan bir tatlı yapacağız. Yumurtaları çırpacağız, sonra pişirecek mi? Evet. Abi tahmin ediyorum aslında bunu. Yumurtalı pekmez değil mi aslında bunun şeyi? Öyle denem ama genelde şey yani bu İspire, aslında orijinali İspire tatlısı. İspire de biz bunu şöyle, annem de yapar bunu ama böyle canı çok tatlı istediğinde yapardı. Demek ki buradan geliyormuş ama o İspire yaptığını bilmiyormuş. Anne, İspire yapıyorsun sen aslında, haberim yok. Hakikaten şefim. Değil mi? Yani yapıyormuş evet. Evet, yapıyormuşuz aslında. Hepimizin evinde var. Yumurta kırıp üzerine pekmez. Evet, şu an dakikalarımız işliyor. Hemen evet, yumurtalarımızı ben hemen alayım. Son 3 dakikamız evet, varmış. Evet. Hadi bakalım. Evet, biz 3 dakikada yapacağız dedik. Bakın tereyağımız hızlı şu an. Evet. Tereyağıyla yumurtalar buluştu. Oh. Hem vitaminli besin. Özellikle bunu sizden ricam, tüm izleyicimizden çocuklarına yedirsinler bunu. Kesinlikle kış aylarında. Evet, bunu, pekmez yemeyen çocukları aslında bu şekilde kandırabilirsiniz. Yani özellikle seyirciler. Çocuklara bunu yedirsinler Tuba Hanım. Çünkü gerçekten önemli bir besleyici özelliği var. Pekmez var, yumurta var, tereyağı var. Çocuklarımıza bunu alıştıralım. Bakın evet, şu an bildiğimiz şey gibi pişti bu ama biraz daha kuruyacak. Sonra biz bunu neyle bağlayacağız? Bağlama dediğimiz teknik yani pekmezle. Evet. Pekmezle. Elinizde canınız tatlı istiyorsa hem besleyici olsun efendim hem de çok pratik olsun diyorsanız İspire tatlısını ve sizler için şefimiz yapıyor. Görüntü olarak güzel, besleyici olarak güzel. Ondan sonra bütçemize göre duygusal olarak da çok uygun bir ne? Bir de çocuklarımızın, ailemizin, hepimizin seveceği bir tatlımız. Evet. Görürsün. Bence. Son 2 dakikamız var. Ben bir de Serdar'a bakayım. Evet. Serdar'cığım ne yaptın? Tamamdır. Benim de her şeyim pişti. Hint pilavım. En son kocamı verip bitireceğim. Güzel. Tavuğum da pişti. Oh. İyice pişmesi lazım. Zencefil kokusu alıyorum ben evet, ağrıklı şu daha çok yiyecek. Biraz daha pişti. Suyumu verip bitecek. Bir dakika içinde tamamdır. Vallahi çok yetiştirmeye merakla çalıştık. Bekliyoruz. Evet. Güzel çalıştınız ama. Evet. Serdar ilk defa yapmıyorsun değil mi? Aslında yok, ekranda daha yok. Önce de programlara katılmıştın. Evet, bir iki defa katıldım. Ama böylesi renkli bir programa ve böylesi renkli bir sunucuyla bir arada olmuş muydun? Hayır, hiç olmadım. İlk defa oldum ve gayet memnunum. Çok keyif aldım bugün gerçekten. Ben de çok keyif aldım. Çünkü samimiyetimle inanabilirsiniz buna. Ben çok şımarıyorum bu arada. Evet şefim, şu anda pekmezi veriyorsunuz. Yapıyoruz. Tatlımıza, İspire tatlımızın pekmezini koyuyoruz. Ve süremizi dolduruyoruz. Evet ve ben de suyumu bittim ve bir dakika içinde dinlenip evet, yemeği alıyorum. Evet son zaten bir dakikamız kalmış. Evet pilavımız hazır. Pilavımıza bir açım bakalım istedim. Zerdeçal çok güzel evet, bir renk katmış pilava. Hatta onu ben bir karıştırayım. Suyunu dediğim gibi çok su alıyor. Biraz daha yavaş pişiyor bizim pilava göre. Altını açıp tamamdır. Ben şuraya her zaman klasik yerime geçeyim. Son saniyelerde ben genelde ve biz, burada duruyorum. Tuba Hanım. Evet şefim. Rakibim ne durumda ama bilmiyorum ben yemeklerimi bitirdim yani şu an. Vallahi kahve içiyorum, su içiyorum. Muhteşem gitti. Evet. Güzel ben güzel anlattılar, güzel güzel yemeklerini yaptılar. Yavaş yavaş süremiz azalıyor sevgili seyirciler. İspire tatlımız da hazır. İspire tatlısı. Vallahi annem yapıyordu bunu şefim ama İspire tatlısı olduğunu bilmiyorduk. O da şimdi öğrenir. Bizi hiç kaçırmadan seyrediyor çünkü. Ona da selamlarımızı yolluyoruz. Selamlar burada. Bunu da ben de anneme selamlarım. O da annemden öğrendim bunu. Çünkü annem de çok bir de... Annenizin de elinden öperek... Annemin de şöyle bir güzel özelliği var. Annemin adı Türkiye. Türkiye'de tek isim. Evet, evet süremiz bitti. Eller havaya efendim. Ellerinize sağlık şefim. Bu arada annenizden bahsediyordunuz sözünüzü kestim. Yok. Annemin çok güzel bir ismi var. Annemin adı Türkiye gerçekten. Türkiye. Ve Türkiye'de tek isim. Evet. Aa Türkiye İnanmıyorlar yani. Elinden öpüyoruz. Evet, kimliğimi gösteriyorum bazen. İnanmıyorlar tek isim ve Türkiye annemin adı. Ay ne kadar güzel. Evet gerçekten gurur duyuyorum. Onu ellerinden öpüyorum buradan. Süper harika. Evet, yemeklerimiz tamamdır. Evet hanımlar beyler bu güzel yemekler şöyle güzel şıkır şıkır bir sunum sofrasında olsunlar mı? Hadi.
efendim. Yemek bahanenin en güzel yerindeyiz finalde. Sunum masası yine çok güzel yemeklerle donatıldı. Şeflerim ellerinize sağlık. Bugün Yemek Bahane'de baba oğlu mutfaklarımızda konuk ettik. Evet. Hiç vakit kaybetmeyelim, tadımlara geçelim dilerseniz. Serdar'cığım önceliği sana verelim. Sen aslında çok da yabancısı olmadığın babanın yemeklerine bir tadım yaparsan. Seviniriz, evet. Şöyle önce bir etle başlayayım. Şefim bu arada siz de anlatın neler bugün var. Bugün ne yaptık? Özellikle Mardin özgü firkiye yemeği. Firkiye anlamı, Arapça Osmanlı anlamı badem demek. Mevsiminde taze bademden şu an olmadı. Kuru bademden yapıyoruz. Et var içinde, krema var. Tereyağı, soğan, yeşil soğan, kırmızı soğanımız var. Hı-hı. Ve gerçekten müthiş bir ana yemeğimiz oldu. Önce etimizi, soğanımızı kavurduk. Sonra bademimizi, havucumuzu attık. Bir 3-5 dakika doğru karamel ettikten sonra kaymağımızı verdik. Bir 10-15 dakika piştikten sonra ana yemeğimiz hazır oldu. Şöyle şu an haşu pilavı. Haşu pilavı, evet haşu pilavı. Ve başıma ilk defa böyle bir şey. Baba oğul ve oğuldan puan bekliyorum. Bakalım yani. Evet, şu yani an. Küçük minik değerlendirme evet. alıyoruz. Haşu pilavımız var. Haşu pilavı da ana yemek gibi. Evet hem yani tek başına bu bir yemek olabilir sevgili seyirciler. Etimiz var, bademiz var. İçinde şöyle pirincimiz var. Çok güzel. Yani. Şu anda ispire tatlısını evet, tadımını gerçekleştiriyor Serdar. İspire tatlımızı da 3 üründen yaptık. Yani bakıldığında aslında yumurta ile ilgili bir tatlı gibi ama gözükmüyor değil mi? Ama yumurta tadı almıyorsunuz. Sunumu görüyorsunuz ne kadar güzel. Gerçekten yumurta ile ilgili herhangi bir tat almıyorum. Doğru söyle yok, Serdar. Yok gerçekten. Doğru söyle bak. Mardin'de takılıyorum ben size. Yumurta gibi hissedilmiyor. Hani evet. Çok güzel bir hani katman hamuru mu artık nasıl bir şey çok güzel bir hissiyat vermiş. Aynı zamanda ete gelirsek yorum yapalım. Gerçekten aroması ve tadını çok güzel tutturmuşsun. Bu kadar beklemiyordum. Zaten olumsuz bir şey söylesen daha şuradan kapıdan. Yo. O evde görüşeceğiz. Yok takılıyorum ben size. Evet, o kadar tatlısınız ki gerçekten. Hayatınız boyunca yüzünüz hep böyle birlikte gülsün. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Evet şefim. Pilavı da beğendim. Güzel. Güzel mi pilav? Evet. Zaten yani sormama bile gerek yok. Çok güzel görünüyor. Sabırsızlanıyorum ben de yemek için. Elinize sağlık. Şimdi biz de dediğim gibi bugün aynı zamanda bugün planımıza farklı bir şey kattık. Börülce attık. Evet. Evet. Sevgili yönetmenimizin de bugün bize verdiği mısır gevreğinden de şöyle sanal marketimiz vermiş oldu. Evet mısır gevreğini de bu şekilde yaptık. Böyle çıtır çıtır belki atıştırmalık evet, olarak yani, yiyebilirsiniz. Evet, sporcu besin olarak özellikle. Şimdi, değil mi? Evet. Hint pilavı ve Hint tavuğu. Bir diğer adı da masaladır aslında bunun. Evet. Çok masala diye geçer. Çok güzel. Bir yemek umarım Serdar Usta da orijinali gibi yapmıştır. Biraz zor beğendiğini biliyorum. İnşallah beğenirsin. Beğenmez mi kolay kolay? Yok. Yani öyle kolay zor mı? Zor çünkü bayağıdır bu işin içinde artık hani her şey onun için basit oluyor. Değil mi? Biraz zordur tabii bana şöyle göre. Şöyle gerçekten eline sağlık. Güzel olmuş. Tabii ki biz hani Hindistan'da yediğimde ya da yurt dışında şeylediğimde aroması biraz daha yüksek. Bizim Türkiye'de hani biraz çok daha yoğun aroma sevmediğim evet, için. Yani orada daha da yüksek ama çok başarılı olmuş. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Evet Hint pilavının da tadımını gerçekleştirecek şefimiz. İnsan kıyamıyor ki bunu. evet çok sanat güzel eseri gibi görünüyor. Olmuş. Olur duymak. Yani oğlum diye demiyorum gerçekten genç yaşına rağmen. Ve hani bazen biz bir işletmeye gidiyoruz. Bunu işveren çok şey yaparlar. Ya baba oğul çalışa ya da babasına oğluna torpil değil aslında. Görüntü ortada. Her şey ortada değil evet, mi? Yani çok güzel tutturmuşsun ki alışık olmadığın bir mutfakta çalışmak da evet. senin ve için şu pilavın, zor olsa gerek. Bu pilavı çok iyi tutturmuşsun. Tek tek yani ve kısa bir sürede. Tane evet, sevgili bakın, seyirciler. Yani bu çok önemli yani. Bugün 40 yıldır bu işi yapıp da bu kıvamda yapamayan şeflerimiz hadi biraz var. Da seni şımartalım Serdar. Şımartması için değil doğru olanı gerçekten. Biliyorum evet şefim. Börülceyi kattım ama çok merak ediyorum. Tadına tam bakmadım. Nasıl oldu acaba? Evet. Farklı. Bu sarı rengini hangi baharat vermişti? Tekrar edelim dersen. Zerdeçal çok güzel sarı rengi pilavımıza vermiş oldu. Evet. Hakikaten. Kıvam olarak, tat olarak, aroma olarak çok güzel olmuş. Yani ne fazla ne eksik tam kıvamda olmuş. Hani bizim tabii Hintler daha yoğun sevdiği için. Evet, kesin beğendim güzel. Şöyle bir not söylemek istiyorum. Bazen zerdeçal bulamayabilirsek de aspir bitkisi var. Safrana benzer. Evet, yalancı aspir. Onu duymuştum. O daha ucuz. Onu kullanabilirler. Yani o şekilde onu kullanabilirler. Hani bu da çok safran biraz pahalı bir ürün olur. Aspiri zerdeçal yerine kullanabilirler yani. Hı hı. Ve hep yapalım. Çünkü gerçekten köyünüz zerdeçalı. Çok sağlıklı. Çok sağlıklı.
Sporcular özellik olarak... Ben eline sağlık diyorum, güzel olmuş gerçekten. Teşekkür ederim. Basmati pilavını kullanır, kalori olarak daha düşüktür. Onu da söylemiştim. Çok güzel bilgiler, teknik bilgiler, içerikler, tiyolar aldık efendim. Biz bugün baba oğlu mutfaklarımızda konuk ettik. Çok da güzel yemekler yaptılar. Çok teşekkür ediyoruz. Yine bekliyoruz efendim. Sizleri ağırlamak bizim için büyük bir şeref. Efendim, güldük, geçtik, eğlendik. Yemeklerimizi yaptık. Kaçırdığınız malzemeler varsa Yemek Bahane TV 360 Instagram hesabımızdan hem bu yemeklerin fotoğraflarını hem de malzemelerini görebileceksiniz efendim. Sizleri oraya davet ediyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Yemek Bahane hafta içi her gün 16'da 360'da.